Önce ben sizi tanıyabilir miyim? Ben Sema Akıncı, avukatlık yapıyorum. Akıncı. Evet. 1989, 1 Mayıs'ta açtım büromu. O tarihten bu yana burada serbest avukatlık yapıyorum. Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Dikilliyim. Yani aile olarak böyle. Siz bir ara siyasete de atılmıştınız zannedersem. Ben uzun süre yaptım, evet. İlk yani 20'li yaşlarda başlayan bir Doğru Yol Partisi sürecim var. Doğru Yol Partisi'nde işte her kademede çalıştım. İlçe başkanlığı yaptım. İki dönem ilçe başkanıyım. O dönemde aynı zamanda yani Doğru Yol Partisi de iktidardı. Petkim Holding Anonim Şirketi'ne de yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştım. Şeyden sonra yani Meral Hanım, Aytun Bey'den sonra ben atanmıştım. Ufuk Söylemez Bakanımız tarafından. Bir küsur yıl boyunca da yönetim kurulu üyeliği de yaptım. Ondan sonra partimiz zaten kapanmadı ama yani lider değişikliklerinden sonra bir süre herhangi bir partiye girmedim. Şu anda da zaten hani siyaseti o bazda yapmıyorum, hani ilçe yöneticisi vesaire tarzında, ama Dikili, özellikle Dikili yerel siyaseti noktasında bir Dikilli olarak her zaman ilgiliyimdir. Evet. İlgiliyimdir. Daha önce de bir siyasi partiden zannedersem adaydınız. Geçen dönem Cumhur İttifakı'ndan oldu. Milletvekili adayı mı? Yok, belediye başkanlığı için. Evet. O da baştan olmadı tabii. Yani öyle bir olayım yoktu. Son aday arkadaşın adaylığı noktasında bir yasal sıkıntı oluşunca işte son 21 gün kala adaylığım belli oldu. İşte 21 günlük bir kısa bir süre oldu ama iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. En azından belli durumları seslendirdik. İyi bir temsil yaptığımızı düşünüyorum. Hareket getirdiğimizi düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın sanırım tabii bakılsın mutlaka. Ama benim gözlediğim kadarıyla bugüne kadar ittifakın aldığı en yüksek oyu aldığımızı düşünüyorum. Zira bu yılki seçimler, yani genel seçimleri de kastederek o konu bakılabilir iki partinin aldığı oylara ve önceki oylarına. Bizim o kısa süre içinde sadece 2500 oy eksiğimiz tamamlanmış olsaydı, yani karşı tarafın aldığı oyun 2500'ünü biz almış olsaydık seçilmiş olacaktı. Peki Cumhur İttifakı'nda hangi partiden aday oldunuz? MHP'den aday oldum. Evet. Babam MHP'nin kurucularından idi. Yıllarca da teşkilatta görev almış bir insandı. Babadan öyle bir eğitim geldi bize de tabii. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, ben hani benim sosyal medya hesaplarımda da demokrat olarak ben kendimi nitelerim. Demokrat kavramı içinde Atatürk milliyetçiliği boyutunda bir kişiyim, yani siyasi görüşüm bu şekilde. Peki Dikili ve Dikili'de siyaset sizce ne aşamada? Dikili'de gerçek siyaset yapılıyor mu? Valla şimdi siyaset kavramını ele alırsanız, hani siyaset bir fikirle başlayan ve uygulamaya da bu fikriyatın yansıtıldığı bir üst başlık. Bu anlamda Dikili'de yani önceki yıllarda baktığımızda fikir siyaseti çok daha yoğunluktaydı. Mesela şöyle söyleyeyim size, Osman Özgüven abimiz dediğimiz zaman biz hani görüşlerine katılan da vardır, katılmayan da vardır ama Dikili'nin fikir siyaseti noktasında ön plana özellikle çıkarmış. Bunu da bazı uygulamalarına da belediye adına yansıtmış bir büyüğümüzdü. Mesela işte su bedava, su bir yaşam hakkıdır, satılamaz, parayla değerlendirilemez, herkesin bu hakka ulaşması gerekir. İşte suyu, parasını ödemeyenin suyunu keselim, susuz kalsın.
gibi bir kavram olamaz şeklindeki bir çıkışı olmuştu biliyorsunuz. Bu da çok haklı ve dünyada da zaten kabul gören Avrupa ve dünya ülkelerinde de bunun bir yaşam hakkı olduğuna ilişkin kabul gören bir anlayışı Türkiye'de belki de ilk defa dillendiren bir kişi olmuştu. Sonrasında dendi ki işte siz bir kamu kuruluşu olarak zararına bir iş yapamazsınız, kamu zararı oluşur. Dolayısıyla hatta biz de, ben de onun meclisinde bir dönem görev aldım. 1 lira yapmıştık yani işte tonunu, kilovatını. Öyle bir hizmetti bu. Önemli bir hizmetti. Tabii şimdi Büyükşehir yasasından sonra artık dikili İSU'ya bağlı olduğu için yukarıdan belirleniyor pek çok şey. Ama ben yine de şu konuda direnilmesinden yanayım yani. Su, atıyorum su ile ilgili veya temel yaşam hakları noktasında bunun parayla satın alınır, bir kâra dönüşür zihniyette olmaması ve halka daha uygun bir koşulda sunulması gibi faaliyetler noktasında siyasetin yapılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu anlamda fikir siyaseti derken mesela o dönem 12 Eylül döneminde fikirlerin pek konuşulmasının yasak olduğu, korkulduğu dönemlerde dikili bir üs gibi olmuştu. Herkes yani Uğur Mumcu'dan tutun pek çok yani sağdan veya soldan pek çok insanın belki genel anlamda ifade edemedikleri pek çok şeyi burada ifade eden toplantılar, çamlar altımız var bizim meşhur. Orası bir panel yeriydi. Şimdi sadece maalesef şey görüyoruz yani şarkı türkü ortamına dönmüş bir olay. Ha tamam belki kitap fuarları şunlar bunlar oluyor ama onlar da artık şey gibi oldu hani böyle her dakika gezen bir şey gibi, kumpanya gibi. Bugün Dikili'de, yarın Ayvalık'ta bilmem ne. Onu zaten siz pek herhalde o konuya hani davet mi ediyorsunuz yoksa onlar zaten geliyorlar mı bilemiyorum. Öyle bir sistem var. Zaten maalesef tabii kitabı çok önemsiyoruz ama dijital ortam şu anda çok da gençlerimiz tarafından özellikle takip ediliyor. Yazılı basından ziyade dijital ortamdaki görsel iletişim çok da etkin. Bu noktada Dikili'de birazcık daha bu fikir paylaşımlarının yoğun olduğu her görüşten kişinin, siyasetçilerin, düşünürlerin buralarda işte şu karşı kahvede mesela olurdu, dinlerdik. Bir tanınmış bir kişi gelirdi, o görüşlerini anlatırdı ve herkes, özellikle gençler veya ilgili kişiler bundan nemalanırdık hepimiz. Birazcık o konuda eksiklik görüyorum açık konuşmak gerekirse. Daha çok eğlenceye döndü iş. Peki fikir siyaseti yok, eğlence siyaseti mi var demek istiyorsunuz? Yani siyaset, eğlence siyaseti olmaz. Yani eğlence vardır da yani siyasiler veya yerel yöneticiler daha çok halkın eğlenmesi noktasında sanki bir çaba sarf ediyor. Peki ne kazandırıyor onları? Bilmiyorum. Ya da ne kaybettiriyor, dikiliyor. Günü kurtaran bir şey. İşte bir sanatçı geldi, bedava izledim gibi bir durum oluşuyor. Tabii sanat çok önemli, sanatçılar çok önemli. Ama yani öyle bir noktadayız. Ya yani ben biraz daha böyle doygun, dolu, Dikili'nin daha farklı mecralarda adının anılacağı tarzda bir ortam yaratılmasından yanayım. Peki Dikili'de düşünsel bir ortam yani. Peki Dikili'de ne gibi eksiklerimiz var? Dikili'de var tabii yani olmaz mı? Yılların Dikili'si ve durmadan da büyüyen bir Dikili, gelişen bir Dikili, talep gören bir Dikili. Binalar bazında her dakika üst üste yükselen bir Dikili. İnşaat sektörü mü? Evet, inşaat kontrolsuzca diyebileceğimiz bir inşaat sektörü ve hepsi de belli bir yani Dikili merkezi dediğimiz alanda toplanan bir yığın ve en sonunda artık patlama noktasına gelinildi. Ne araba koyacak yer doğru dürüst bulabiliyorsunuz, ne düzgün yürüyebiliyorsunuz yolda. Yani her türlü sıkıntı mevcut. Altyapı sıkıntıları su anlamında kısmen giderilse de
aynı biliyorsunuz belediye başkanımız kardeşimiz seçildiği zaman ilk etapta İzmir Büyükşehir'inde planları çerçevesinde, öncesinden alınan kararlar çerçevesinde altyapı noktasında İSU'ya bağlantı işlemleri yapılmıştı. Ve yaklaşık bir yılı aşkın hemen hemen bir süre dikili bayağı bir altyapı noktasında her taraf açık. İnsanlar bu sıkıntıyı yaşayan bir dönem yaşadı. Tabii ki bu bir yapılması gereken şeydi. O sıkıntıyı da hep beraber tabii ki kabul ettik. Ancak hazır bu iş olurken, örneğin yıllardır yapılmayan dikili gibi büyüyen bir yeri kanalizasyon problemi çözülemedi. Hazır açılmışken keşke o da yapılsaydı. Onun da ihalesi yapılıp o sıkıntı çekilirken, hazır bu yollar açılmışken, sonrasında kapanıldığında üst yapı da yeniden asfaltlanmışken, şimdi ne olacak? Tekrar seçilen kişi yeniden o kanalizasyon işi için yeniden kazacak. Yeniden o yapılan yollar sökülecek, yeniden döşenecek. Bunlar hep kamu zararı. Peki dikili deyince koylarıyla, deniziyle, evet. 40 kilometrelik bir sahilleri, evet. Meşhur bir yer. Doğasıyla. Peki turizm açısından nedir? Şimdi turizm açısından günübirlik turizm noktasında hızlı gidiyor malum. Bir de tabii diğer aslında popüler noktaların artık fiyatlar bakımından da çok yükselmesi dolayısıyla İzmir çevresi, Ege, yakın Ege çevreleri dikiliye akıyor. Günübirlik hafta sonu olabilir ya da burada yazlı olup yazdan yaza gelen insanlar veya onları kiraya veren, günübirlik kiraya veren kişiler noktasında var ama yeterli tesis noktasında dikili çok geride tabii. Yabancı turistler geliyor mu? Yabancı turist pek görmedim açıkçası. Yani burada yerli dolu bir Bodrum, bir Çeşme'yle, bir Alaçatı'yla şunla bunla kıyaslayamayız tabii. Peki öyle bir özleminiz var tabii buranın da olması için. Ne yapmak lazım tabii, yabancı turist için? Şöyle yani için? Kaliteli tabii aslında özlemimiz var derken geçen dinledim televizyonda birisi çıktı dedi ki Bodrum'dan bir kişi. Sakın dedi yani Bodrum o kadar kötüleşti ki bazı noktalarda ve aşırı fiyatlar vesaireler. Artık dedi biz Bodrum'dan kaçar olduk Bodrumlular olarak. O noktaya gelmeden daha bizi farklı kılacak türden bir turizm anlayışı gelişebilir. Mesela Alaçatı tarzında düşünün. O da bazı yerlerimizde olabilir. Ama maalesef Dikili merkezde öyle bir olay kalmadı çünkü çok katlılığa dönüşen bir dikili merkezi oluştuğu için. Fakat belki hani Dikili'de aşırı derecede kıyıların hep tatil amaçlı kullanılan kooperatifler, siteler inşaatı noktasında yoğunlaşması Didim gibi belki. Gerçi Didim'de çok fazla otel de var yani bizden fazla. O bölgeler Kuşadası'nın bir bölümünde var o. Aşırı derecede siteler kurulmuş zamanında. 1000 kişilik site, 2000 kişilik site. Sadece yazdan yaza daha çok gelen, kışında kalan oluyor koronadan sonra özellikle ama emekli kesimin daha çok gelip yerleştiği ve turizm amaçlı kullanılmayan bir ortam. Ama bütün kıyı şeridini neredeyse işgal eden bir durum bu, bir ortam bu. Kalan kıyı şeridinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama bunun için de yönetim, genel ülke yönetimini elinde bulunduran ortam, atmosferle iletişim çok iyi kurulması gerekir. O yüzden biz Cumhur İttifakı'ndan aday olduğumuzda bunu esas, yani bu bize çekici geldi. Çünkü Dikili kolay bir noktada değil. Yani çok geriden geliyor şu anda emsallerine göre. Dolayısıyla yukarıdan desteğin de olması zaruri. Mesela bir plan yaptınız, imar planları şu bu, onların hızlı bir şekilde çözümlenmesi, bazı sıkıntıların aşılması noktasında mutlaka genel yönetim ile yerel yönetimin paralel bir uyumu olması çok gerekli diye düşünüyorum.
Şimdi siz Alaçatı'yı bir örnek gösterdiniz ama Alaçatı'yı Alaçatı yapan Sörf'tür. Tabii, o ama da var. Burada o ama imkan yok. Bir mimari stil de oluştu orada. Hiçbir şekilde 5 katlı bir yapı yok orada. Siz o yönden... Tabii. Şimdi Nuri Erfan Bey döneminde hatırlarsınız belki Çeşme eski bir anavatan dönemi. sanırım Nuri Erfan Bey'di. Çeşmeyi Çeşme yapan kişidir yani. Anavatan döneminde oldu. O duble yollar biliyorsunuz. Yoksa orası da bir köhne bir yer. Yani Dikili'den, çok eski Dikili'den diyeyim artık. Eşit düzeyde giden ya, bizim Dikili bile daha iyiydi belki de. Ama birden bir atılım yaptılar. Bizim biraz da yörede şey var. Yani nedense genel yönetimle paralel olmayan seçimler. Bu tabii halkımızın tercihidir. Bir şey diyemiyoruz. Ama yani genel yönetimle hiç uyumlu bir dönem yaşamadık biz bunu. İnadına bir dönem yaşıyoruz. Ne diyeyim? Doğru Yol Partisi ülkeyi yönetirken anavatan seçiliyor. Anavatan yönetirken CHP seçiliyor. Ne diyeyim? Böyle şeyler yani. Yani İnadına yapılacak olan seçimlerde merkezi hükümete yakın parti... Bence şahıs olarak bir dikilli olarak oyumu kullanırken ben buna dikkat ediyorum. Eğer o kişi, yani aday gösterilen kişi de saygın bir kişilikse benim için hiç önemi yok. Yani burada yerel şehrimin güzelleşmesi, değerlenmesi benim birinci tercihimdir. Yoksa çok affedersiniz yani bu şekilde konuşmak doğru değil belki ama yani Patagonya'dan bir adam yönetmiyor ki ülkeyi. Nedir yani bu düşmanlık? Bu da bir saçma. Veyahut da bir Yunanlı, bir bilmem ne, başka bir dünya ülkesine Kübalı falan biri yönetmiyor. Bir Türk vatandaşı yönetiyor. Hangi partiden olursa olsun hiç önemli değil. Benimle eşit bir insan yönetiyor. Diğer parti yöneticilerini kastederek konuşuyorum. Nedir bu eski zihniyet? Hani o eski işte CHP, Demokrat Parti bilmem ne kavgaları gibi. Ben bu kavgalardan kurtululması, bu takıntılardan kurtululması gerektiğini acilen düşünüyorum. Dikili'den bahsedeceğim. Dikili'deki şu anda tabii yerel olarak da onlar iktidarda, CHP iktidarda. Yıllardan beri. Merkezi hükümetle aralarında bir uyum sorunu var diye düşünüyorum. Var diye düşünüyorsunuz. Makas açılmış vaziyette. Evet. Bunu merkezi hükümet daha yakınlık gösterse yaklaşım yapamıyor mu? İlçe teşkilatlarımız bu konuda çok iyi biliyorum, çok koşuşuyorlar. Yani ama nereye kadar koşuyorlar? Kendisine bir gelinip, çünkü belediyeyi yönetmediğimize göre, belediyenin gelip de ya arkadaşlar bizim mesela şu sıkıntımız var, bunu aşalım dediğini düşünmüyorum pek. Belediyeden mi teklif gelmesini bekliyor? Tabii. Yani bazıları İzmir Büyükşehir'den buluyor işlerini. Hepsi de yerelde olmuyor ama bir sıkıntı oluyor tabii doğal olarak. Bir de eski siyaset temelinde eskisi gibi değil aslında. Mesela ilçe başkanlığını söyleyeyim, siz de bilirsiniz. Yani yaşıt olabiliriz. Eskiden milletvekillerinize ulaşabiliyordunuz değil mi rahatlıkla, bakanlara? Mesela bir Işılay Hanım'a bir telefonla ulaşırdınız. Şimdi ben hiçbirini tanımıyorum bile neredeyse. Yani siyasetin içinde dahi olsam. Şu an İzmir'de kim var ki? Hangi milletvekillerimiz? Gelsinler şurada bir görelim. Düğünde, bayramda ortaya çıkmasınlar yani. Gelip burada bir panelde konuşabilir. Diyebilir. Dikili'de biz şu eksiklikler bize ilçe belediyemiz tarafından bildirilmesine rağmen, biz buna koşmamıza rağmen diyelim genel siyaseti yöneten, erki elinde bulunduran parti hep bunların önünü tıkadı. Bir söylesin bize, biz de bilelim. En azından biz de bir daha oyumuzu vermeyiz. Değil mi? Sıkıştırırız veya o işleri. Arkadaş siz de gelin, niye koşmadınız bu işlere diye. Hiç yok. Biz kendi kabuğumuzda, eksenimizde dönüp duruyoruz. Durmadan yol. Bu yolu birisi söküyor, taş yapıyor, öbürü asfalt yapıyor, bilmem kim başka bir yeri kaldırımı 2 metre genişletiyor. Hep aynı şeyleri görmekten artık yani sıkıldım açık konuşmak. Bir Dikili'li olarak. Hep yıllardır aynı şeyler. Yani Dikili'ye yenilik katacak, Dikili'ye bir gelecek temin edecek ben bir şey görmüyorum. Halının altına süpürmeler devam ediyor.
Peki 2024 seçimlerine şurada az birkaç ayımız kaldı. Bu 2024 seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aday olacak mısınız? Çok iyi bir A takımı çıkması gerektiğini düşünüyorum artık. Aday olacak mısınız? Sadece ben her zaman Dikili için gereği neyse benim bunu yapmam isteniyorsa hazırım. Her zaman hazırım. Çünkü o donanıma sahip olduğunu düşünüyorum yıllardır. Yine Cumhur İttifakı'ndan mı? Yani benim için, bakın ben şunu baştan söyleyeyim. Dediğim gibi hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ben hiç artık parti gözetmiyorum. Parti ayrımı da yapmayı hiç sevmiyorum. Çalışan insanın yanındayım. Her partiye kapımı açıklıyorsunuz. Sağduyulu bir insanım. Sağduyulu bir insanım. Milli duygulara değer veririm. Demokrat bir kişiliğim var. Ve yönetim bana verildiği takdirde aynen bu kuralları icra ederim, uygularım. Atatürkçüyüm. Bundan taviz vermem. Onun dışında zaten pek bir ayrım var mı? Nedir bilemiyorum yani diğer partiler arasında. Hizmet noktasında iktidar partilerinin, iktidarı şekillendiren partilerin bize mutlaka katkılarının olması gerektiği düşüncesindeyim. O yüzden halkımızın bir kere yerel seçimde önce Dikilimizi, kendi geleceklerini, ondan sonra şu parti olur. Gidin genel seçimde kime atarsanız atın. Ama yerel seçimde biraz etrafa bakının, hangi parti, yani iktidarı temsil eden partiler iyi insanlar çıkardılarsa, siz de o insanlara güveniyorsanız bunlara da bir imkan sağlayın. Yoksa Dikili'de artık şöyle bir olay oluştu. Özellikle CHP kanadı için konuşuyorum. Biz kimi çıkarsak seçiliyor. O yüzden çok fazla umursama kalmadı gibi geliyor bana. Yani şey kalmadı, rekabet ortamı biraz kızışamıyor bir türlü. Yani bunu da halk başaracak inşallah. Halk artık durumu değerlendirsin, baksınlar ama hani herkes işte benim çocuğum orada çalışıyor, bilmem kimim orada çalışıyor, aman işten çıkarılır. Bu ucuz politikalar artık ortadan kalkmalı. Ben bugün seçilmiş olsam kimsenin ekmeğinle oynayacak halim yok. Ama işini yapmayanın ekmeğinle oynarım. İşini gereği gibi kim yapmıyorsa ve usulsüz işler yapıyorsa onu çıkarmak benim zaten eğitimim. Bunu yapmak zorundayım. Adaletle, adaletin tecellisi için görev almışım yıllardır. Yanlış bir iş yapan olursa acımam. Kim olursa olsun, isterse kardeşim olsun. Ama onun dışında yok, biz seçildik, bizim ekipleri koyalım, siz de güle güle çıkın. Böyle bir şey yok, hepsi kardeşimiz, Dikilliyiz yani. Böyle bir şey olamaz. Yani o kaygılardan uzak, lütfen artık bu seçimlerde bence kim seçilecekse, hangi arkadaşlarımız girecek olursa, önceliği Dikili olan ve liyakatı olan kişileri lütfen seçsinler. Liyakat, liyakat bağırıyoruz. O liyakatı lütfen burada da bulalım artık. Peki size kulislerde geliyor mu böyle bir adaylık, aday adaylığı? Ya soranlar oluyor tabii yani geçen olaydan. Yani partili insanlar zaten bunlar, konuştuğumuz kişiler. Yolda tutan oluyor, abla giriyor musunuz, ediyor musunuz? Herhangi bir şey yok şimdilik diyorum. Çünkü ben şu anda hani bunu yönetecek bir mevkide değilim. Bir ilçe, herhangi bir partiye bir kaydım, bir şeyim, görevim vesaire yok. Artık o insanların tercihidir. Kapım açık diyorsunuz. Her zaman açıktır. Her zaman açıktır. Şöyle Dikili olunca. Benim için Dikili önemli. Onun dışında zaten kendi siyasetimi uygularım. Yani istediğim hangisi ülkeme faydalı olacaksa o kişiye gider oyumu veririm. Ben öyle takıntılı olmadım hiçbir zaman. Benim bir iki sorum olacak. Birincisi şu, geçtiğimiz yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayıydınız. Evet. MHP'den. Artı Cumhur İttifakı tabii ki. O dönemki projeleriniz tabii ki doğal olarak belediye başkan adayı olaraktan projeleriniz vardı. Bu projelerinizde şu anki yerel yönetimin yaptıkları veya eksik olan şeylerde bir adaptasyon açısından bir değerlendirir misiniz? Kendi projelerinizle ilgili olarak. Yani şimdi tabii herkes çok proje bazında kitapçıklar çıkardık. Bunları yayınladık, söyledik. Bir kere bunların bir kısmı şehirsel
imara yönelik veya görsellik içeren projeler, aciliyete olanlar var, işte altyapılar gibi. İşte hala dikildi bir deniz, bir şeridimiz var ama deniz anaları kol geziyor şu anda ilgili. Neden burada acaba? Burada var mı? Fırçada var mı? Şimdi var. Az önce yeğenim aradı, hala denize gireyim dedim dedi. O kadar çok deniz anası var ki bir dalıp çıkıp sana geliyorum dedi. Yani az önce konuştuk. O zaman bu sene çok dikilede deniz anaları sebebi nedir? Yani. Bunun sebebi nedir? Acaba deniz kirliliğinden mi kaynaklı? Çünkü maalesef şuna da yani bakın bunca dönemdir CHP çatır çatır seçiliyor diyelim Dikili'de. E neden Dikili'de bir biyolojik arıtma yapılamadı? İzmir Büyükşehir'de belediye olarak CHP. Yani ben bunlara çok yanıyorum. Yanıyorum yani. Yürekten yanıyorum. Bir Dikili'de, bir Dikili'de doğmuş bir insan olarak, bir çocuğu olarak. Ne demek bu ya? Yani Çandarlı'da var. AK Parti döneminde oldu. Çandarlı. Geçen seçimde mesela çatır çatır gene CHP'ye oy verdi. Ya Çandarlı'yı Çandarlı yapan AK Parti oldu. Bu bir gerçektir yani. Biraz lütfen gerçekleri görüp şu kafadaki o parti şeyini, hüviyetini çıkaralım. Dikilimiz için kim faydalı olacaksa artık onun yanında olalım diyorum. Hani bu ben kendimi filan söylemek adına değil. Biliyorsunuz siz geldiniz ben burada işte otururken. Hani sizinle de ilk defa tanışıyorum. Sorunca ben de yanıtlıyorum ilgili bir kişi olarak, ilgilenen bir insan olarak. Yoksa kendimi filan böyle hani söylüyor gibi değilim. Tabii partiler kimi isterlerse onu çıkarsın. İnşallah hayırlı bir insan olur. İnşallah. Peki ben şunu sorayım. En başta söylediniz ki fikir siyaseti artık çok kalmadı. Daha evet, çok benim deyimimle yüzeysel siyaset söz konusu. Direkt hemen sorayım. Belediye başkanlığı satın alınabiliyor mu? Valla öyle gibi geliyor bana artık. Türkiye'de siyaset öyle oldu ama sadece ben hani bu yöre ile ilgili konuşmuyorum. Bir kere şöyle bir durum sezinliyorum ben. Efendim cebinizde paranız olmadan çıkamıyorsunuz artık. Kenara bir konuşmalar şöyle kenara koydum 15 milyon. Ya ben vallahi yemin ediyorum bunca yıllık çalışıyorum. Benim şu anda kenarımda öyle bir para yok yani. Ha, olanlara da hayırlı olsun ne diyelim. Çılgınca harcamalar. Şunlar bunlar. Ben şu yüzyılda, bu çağda, bu Türkiye'nin geldiği bu ortamda çok komik geliyor bana. Ama maalesef bir gerçek. Ve diğer parti meclisi üyeleri pek çok. Diğer partilerinde. Onlar da sponsor gibi çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. İlla birini bulacaksınız. İlla kendinizi işte bir şekilde tanıtma faaliyetleri, yemekler yenecek, bilmem neler olacak. Ya aslında partinin hangi parti olursa olsun, bölge görevlileri zaten sizi yakalaması lazım. Bu Dikili'de veya bu Bergama'da neredeyse. Benim partimi en iyi kim temsil ederi? Görevi o oğlum. Ben kendim çıkmamam lazım. Onun gelip bana bu teklifi yapması lazım. Biz şimdi atıyorum bizden beklenen gidip birilerinin kuyruğuna takılmak, şunu bunu yapmak. Ben bunu reddediyorum. Şiddetle. Ha belki ilkesel bir siyaset anlayışı ama ilke iyidir yani ilkelerin olması. Vatandaşın da bunu desteklemesi gerekir diye düşünüyorum ben. Vatandaş çok bilmiyor. Vatandaş önüne geleni değerlendiriyor. Ama bu da yanlış işte. O zaman öne çıkanlar hep bu işi bu anlamda yapan kişiler oluyor. Bakıyorsunuz işte halka kendini duyurabilmek adına ne yapalım acaba? İşte lokma mı dökelim, balık mı kızartalım, dağıtalım, ne bileyim davullu zurnalı bir şeyler mi hazırlayalım? Ya bu çok ilkel geliyor bana artık. Yani üstelik küçük bir yerdeyse herkes birbirini iyi kötü tanıyor. Kimin ne yapabileceğini herhalde değerlendirmesi gerekir. Ama genel siyaseti yürüten partiler maalesef buna cevaz veriyor. Üzülüyorum. Ve şöyle oldu. Artık parası olmayan bu işe girmesin gibi bir durum yaratıldı. Teşekkür ederiz. Benim sorman gereken başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, hayırlı olsun diyorum. Size de başarılar diliyorum. İnşallah. İyi günler. Çok teşekkürler.